Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Arkadaşlar selam. Erdemir sonuçları ile ilgili görüşlerimizi paylaşmak istiyorum. Öncelikle şirket bu dördüncü çeyrekte 345 milyon dolarlık bir net kar elde etmiş görünüyor. Bizim beklentilerimiz 89 milyon, piyasa beklentileri ise 117 milyon dolardı. Bu rakam ilk bakışta tabii güçlü gibi görünüyor. Fakat bunun çok büyük bir kısmı yaklaşık olarak 325 milyon dolarlık bir ertelenmiş vergi geliri yazmış. Aslında ana sebebi bu. Bu rakamları dışarıda bıraktığımızda zaten vergi öncesi net kar rakamına da baktığımızda beklentilerin biraz altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu vergi tarafı nereden oluştu derseniz enflasyon muhasebesi ile birlikte VUK yani kanuni bilançolar da yeniden değerleme yapıldı. Ta 2005 yılına kadar döndü. Ve bunun sonucunda da oradan ciddi bir ertelenmiş yeniden değerlemeden dolayı ertelenmiş vergi geliri oluşuyor. Yani VUK bilançoyla SPK bilançoları arasındaki farklardan. Geçmişte de hatırlarsınız VUK bilançosunda enflasyon muhasebesi yapılmazken dolar arttıkça dolar bilançodaki rakamlar yükseldikçe orada da bir ertelenmiş vergi gideri yazıyordu. Bu da nakit çıkışı gerektiren bir durum olmamakla birlikte kağıt üzerinde bir zarar oluşturuyor. Şimdi de tam tersini oluşturdu. Bunu bilgi olarak vereyim. Ama asıl operasyonlardan bahsetmek gerekir. Açıkçası detaylar oralarda. O tarafta da şunu söyleyebiliriz. Satış hacmi bizim beklediğimiz gibi 2,1 milyon ton civarında geldi. Ortalama fiyatlar bizim beklentimizin %5 altında ki 4. 3. çeyreğe göre de %6'lık bir geri çekilme söz konusu. FAVÖK EBITDA rakamı 192 milyon dolar geldi. Bizim beklentimiz 268'di. Beklentilerin altında kaldığını söyleyebiliriz. Ton başına EBITDA bizim yine hesaplamamız şirketten biraz farklı. 91 dolar açıkladı. Bizim beklentimiz 127 idi. Yani operasyon olarak bakarsanız çok iç açıcı bir şey durum yok ama çok elzem bir durum da yok. Buradan nereye bağlayabiliriz onu ifade edeyim. 2024 yılında satış hacminde biz artış bekliyoruz. Bu yılı 7,3 milyon tonla kapattılar. Önümüzdeki yıl 8,2 milyon tona çıkacak. O taraf iyi haber. Öte yandan tabii ki yatırımlar devam ediyor. Bu yılda ciddi yatırım yaptılar. 1 milyar dolar civarı. Son 2 yılda da 1,7 milyarlık bir yatırım oldu. 2024 yılında da yine 1 milyarın üzerinde yatırım olacak ki bu ESG dediğimiz işte çevre yatırımları ya da emisyon indirimi yatırımlarının dışında düşündüğümüzde yani hala yatırım süreci içerisindeyiz. Satışların yeni fırınların devreye girmiş olması olumlu tabii ki daha hızlı kapasite kullanımı olacak. Fakat yine negatif tarafta hala Çin yeni yılına girilmiş olmasına rağmen global fiyatlarda bir toparlanma yok. Aksine talep tarafında bir zayıflık var. Stok tarafında artışlar var. Maliyetlerde de görece işte hafif düşüşler oluyor. Enerji maliyetlerinde cevher belli bir dengede gidiyor. Yani şöyle özetleyelim. Erdemir için en kötü geride kalmış olabilir genel anlamda. Yani deprem atlattı, birçok şey atlattı ama hala yatırımın ortasında bunu unutmayalım. Geçmiş yıllarda temettü veren bir şirket ama şu anda bir yatırım yılı içerisinde. Bu yatırım yılı içerisinde satış şeyi önemli, karlılıkları önemli olacak. Yani şu anda dördüncü çeyreğin ardından ilk çeyrek genel trendler çok çok parlak değil. Fiyatlama açısından düşündüğümüzde. Yani şunu özetle söyleyebilirim. Önümüzdeki durum dönemde Çin'de çok önemli bir beklenmedik sürpriz olumlu durum yoksa ya da Çin ve Asya'daki üreticilere anti-dumping uygulaması uygulanırsa bu iki denge bir anda bizim fiyat tarafımızı toparlar ve yatırım süreci olan dünde olan Erdemir'i destekler.
bunu ifade edebiliriz. Ama toparlayacak olursak şu noktada hala tünelin sonundaki ışık henüz görünmüş değil ki birçok emtiada bunu Petkim gibi emtialarda da görüyoruz. Bu biraz daha böyle devam etme riski var. Tabii ki biz bunu yakından takip edeceğiz. Acaba pozitife dönebilir mi gibi. Ama şu andaki fiyatlarının hisse fiyatları 5,5 milyar dolar Erdemir ve üzerine 1,5 milyar borcu da koyun. Biraz da işletme sermayesinden 2 milyar, yaklaşık olarak 200 milyon doları düşünün. Aslında şu anda piyasa değeri şirketin 7,5 milyar dolar işaret ediyor. Yani onu fiyatlıyor piyasa. O nedenle mevcut fiyat seviyelerinde biz aşağı yönlü riskleri hala biraz daha bekliyoruz. Uzun vadeli bakanlar da şunu kabul etsin. Bir yıl daha, 1,5 yıl daha zorlu süreç ama ondan sonra tabii ki toparlayacaktır. Ama hala özellikle yılın ikinci yarısının kritik olduğunu söyleyebiliriz. Şimdikleri göre ilk reaksiyonumuz budur sonuçlara. Hem raporumuzu da göreceksiniz. Ayrıca da bugün öğleden sonra şirketin bir analiz toplantısı olacak. Ondan sonra da fikirleri yine paylaşırız. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.